Selamun aleyküm cemaat. Rusya'dan Türkiye'ye sesleniyorum. Bizim Aksaka Türklerin sesini iştirmek istiyoruz. Neden ötürü? Recep Tayyip Erdoğan'a müracaat ediyoruz bundan Rusya'dan. Aksaka Türklerin adından. Allah razı olsun o adamdan. Bütün Türk dünyasını, bütün İslam dünyasını arkasına almış gittiği adam. Biz çok razıyız o adamdan ve onun yanında çalışanlardan. Çünkü bizim Aksakallara o Türkiye kurban olayım adına, o bayrağa kurban olayım, dünya turuksa sallansın, Türkiye'nin kapısı sonuna açan açılıyordur Aksaka Türklerin. Şimdi bu DATOP diyen grup şey açılmıştır. Ama çok güzeldir adına kurban onun. Dünya Aksaka Türkler Birliği. Ama şimdi onu yöneten adamların bilmem ne adamlardır. Nereden geldiler? Nesli oraya azav oldular. Yaki de onların DATOP grup başının şeysinin başında oldular onlar. Biz burası da şaşıyoruz. Kimler onlara inandı? Kimler onlara ses verdi? Verdiler de güzel canamayı açtılar ki bizim halkı vatana geri götürmeden ötürü ile programı olmalıydı. Ama o programa o bugünkü DATOP yöneticilerinde yoktur. Bizim halk istiyor ki biz de bir toprak, bir avuç toprak sahibi olak. Boş, Türkiye elbette kapıyı açıktır, gidebiliriz ama boş eline niye gider? İsteriz ki toprak olsun yanımızda. Toprakla beraber, alak da toprakla beraber o ata, boğaların kılıç hakidir onlar. Onların kemikleri sızlamaz mı? Biz onları onda emletsek. Onların kemikleri sızlamaz mı? Bizden sorgu sormayacaklar. Bizdeki gider o koyanı dünyamızı değiştirdikten sonra ki hey oğullarım, torunlarım ne yediyirdiniz? Niyeyle bıraktınız o toprakları sahiplenmiyorsunuz? Bana bugün ondaki camilerimiz duruyor. Onda mezellikler var, türbeluklar vardır. Nene, dedelerimiz bir ile onda yatıyorlar. Aha onda yaşayan Gürcüler daha temel tökmüyorlar. Temel tökmüyorlar evleri ile eski bizim dede nelerimiz bırakmıştır ile duruyor. Çünkü ben 73 yıl ona bundan 6 yıl evveli gitmiştim. Birinci kere gitmişim zaten onu da gördüm. Onu da baktım bunu analizini ettim. Dedim ki bunlar bekliyorlar ki bu toprakların sahibi var bir gün gelecek. İnşallah yedek nasip kısmet olur belki de Allah'a inan. İnşallah. Ve onda ilk köyler vardır, güzel evler yapılıyor. Onlar kimin evlerdir diye sordum taksi şoföründen. O da Ermeniydi, yani ki ben anlamıyorum. Sordum ki ondan sizin söz alayım. Ya bunlar da Ermenilerin köyüdür. Bize de dışarıdan, o yandan bir yandan yardım geliyor da biz de buraya da yerleşiyoruz. Görüyoruz kardeşlerim, bacılarım. Bu ne demektir? Bizim atabolarımızın kılıç hakkından alınmış yerlere Ermeniler yerleşiyor. Bugün yine Karabağ'dan kaçan Ermeniler yerleşiyor. Onlar oraya temel töküyor. O Gürcüler temel dökmüyor çünkü onlar da oraya sürülmüştür ayrı kendi yerlerinden. Biliyorlar ki bir gün bunlar gelecekler. Görüyorsa o camileri de bozmamıştırlar, o çeperleri her şey yerinde duruyor. Bu DATOP başında işleyenleri bir sorguya çekin. Yasa. Ne iş görüyor, ne yediyor? Bu Türkiye'den bizim adımızdaki alınan paraları nereye karşılanıyor, ne oluyor? Bunda kimseye 5 kapeklik, 5 tenge kuruşluk yardım etmemiştirler onlar. İçimizde elbette her milletin satkını var. Geldi bugünkü gününü düşünen var, yarınki günü düşünmeyenler vardır. Halkın önüne çıkıyorlar, elleri satılıp yediyorlar ona buna. Bizim halkın üstünden başka yabancılar, halk düşmenleri, Aksaka Türk düşmenleri, bütün Türk dünyasının düşmenleri peyda oldular. Nesil edak ki şimdi bunlardan biz şeyde kales olak. Onu sizden sormak istiyorum. Ona yardımcı olmazı istiyoruz. Biz vatanı istiyoruz, toprağı istiyoruz, vatan sahibi olmak istiyoruz. Bu DATOP'u biz Rusya'ya koyurmuyoruz, hareket ediyoruz. Ona buraya gelmesi için milleti birbirine düşürdüler. Çok. Bakın bizde bana grupta bir şeyimiz vardır. Allah yolunda karşılayanlar. Sonra el yardımı grupamız var idi. Bunlar halkımızın nerede hastası var Türkiye'de, Azerbaycan'da,
Kazakistan'da, Rusya'da, nerede oluşundan katil nazar, biz yardım ediyoruz. Kendimiz, halk içimizde el atıyoruz onlara. Çünkü yardım soruyorlar, ameliyatı lazımdır, evi yananı var, içimizde okuyan çocuklar var, onlara yardımcıdır, evi yıkılmışı var, tezahürler, ameliyat işlere yardımda bulunmaya hareket ediyoruz. Ama bunlardan bir kimseye yardım gelmemiş. Bana Elazığ'daki de, o kamptaki cemaatte ağlıyorlar onların derdinden. Onlardan ağlıyorlar. Bizim paralar, bize gelen paraları bunlar kendi arasında yiyorlar deyip ağlıyorlar. Onlar nedir? 18 lira bir günde bir insana doğru geliyormuş. 18 lira. Bu nereye deksin? Kime yetsin? Bir etmek. Kaç para tutuyor bilmem şimdi Türkiye'de. Ne yapıyor? Bir etmek. Kaç para tutuyor onu bilmem. 18 lira geliyor diyor. Bir insana diyor 600. 600 lira veriliyor diyor. Bir insana, adam başına. Ha, cemaat eziyet çekiyor da çıkmak yok, yırmak yok. Datop grupasından satkınlar, içimizdeki çıkan, bugünkü kendini düşünenler el koymuşlar.